Ve Gazze, bugün savaşın 22. günü. İsrail gece boyunca Gazze'yi bombalamaya devam etti. Yine tanklarla Gazze'ye girip geri çekildi. Son gelişmeleri alacağız. Sözcü Televizyon İstihbarat Şefi Burak Ersemiz günlerdir orada ve son gelişmeleri takip ediyor. Burak Ersemiz, neler aktaracaksınız acaba Kudüs'ten? İrem Sansak, dün gece tamamen karanlığa gömüldü Gazze ve inanılmaz bir bombardıman altında kaldı. İsrail ordusu hem donanmasıyla Gazze açıklarından füzelerle vurdu. Aynı zamanda karadan obüslerle atış yapıldı. Ayrıca 100'e yakın F-16 da sürekli Gazze'yi bombaladı. Dakikada bir bomba düştüğünü söyleyebiliriz Gazze'ye dün gece ve iletişimi tamamen kesildi. İletişim sağlayan Arap firması internetin artık kullanılmayacağını, çünkü zarar gördüğünü açıklayan bir açıklama yaptı. Onun ardından İsrail şöyle bir açıklama yaptı. Şifa Hastanesi'nde, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin 6 Hamas üssü dedi ve bütün gece haber bekledik. İnanılmaz bir açıklama bu. Bir hastanenin vurulacağını sanki önceden İsrail hükümeti söylüyordu kamuoyuna, ama şu ana kadar hastanenin vurulduğuna dair bir ibare bilgi yok, ama hastane çevresine çok sayıda bomba düştü ve yüzlerce sivilin orada öldüğü söyleniyor. İçeriden bir iletişim yok. Orada bulunan meslektaşlarımız ellerindeki cihazların enerjisi yettiğince yayınlar yapıyor. Arabalarıyla şarj ediyorlar cihazları ve uydu aracıyla bağlanıyorlar, ama Dünya Sağlık Örgütü de bir açıklama yaptı. Oradaki bütün sağlık görevlileriyle olan iletişimleri kesilmiş ve ambulanslar ölü yaralı alma, yani yaralılara da gidemiyorlar. Tamamen bir kaos yaşanıyor Gazze'de. Şu anda da devam ediyor bombardıman ve inanılmaz görüntülerle karşılaşacağımızı zannediyorum. İletişim ağı kurulduğunda çok sayıda sivilin öldüğü iddia ediliyor. Oradaki kaynaklarımız tarafından. Öte yandan İsrail ordusu bir açıklama yaptı. Belirlenen hedeflerin denizden ve karadan vurulduğunu. Bu arada Gazze şehri Tugay'ı Deniz Kuvvetleri Komutanı Ratip Abu Tiyazba'nın da bulunduğu yerin vurulduğu açıklandı. Öldü mü ölmedi mi ona dair bir ibare yok açıklamada, ama İsrail savunma kuvvetleri de bu operasyonun devam ettiğini söylüyor. Tabi tanklar da içeri girdi dün gece. Bir gece evvel de girmişti, ancak o tankların da çıktığını söyleyemeyiz. Hala içeride bir şekilde tanklarla birlikte özel kuvvetler, İsrail özel kuvvetleri Hamas silahlı güçleriyle çatışıyor. Yakın dövüş silah seslerinde Gazze sınırından duyulduğunu söyleyebiliriz. Biz tekrar gelişmeler olursa karşınızda olacağız. Kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı'yla.